Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle çok güzel bir Bursa mantısı yapacağız. Eğer hazırsanız hemen hamuruyla başlayalım. Mantı hamurumuz için 4 su bardağı un kullanıyoruz. 2 ayrı e, mantı yapacağız bu hamurdan. 1 tatlı kaşığı e, tuz kullanıyoruz. 1 adet yumurta ve toplam kontrollü bir şekilde 1 su bardağı su kullanıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde. Daha sonra unumuz biraz daha fazla aldığı için bir yarım bardak daha ekleme ihtiyacı duyduk. Lütfen suyu kontrollü bir şekilde ekleyin çünkü undan ona göre değişiyor. İlk başta kaşık yardımıyla kıvamı bulana kadar karıştırıp daha sonra elimizle yoğurmaya başlayacağız. Onun için de e, yine bu hamuru kullanacağız. O yüzden hamur miktarınızı yarıya indirebilirsiniz. Sadece sinop mantısı yapıyorsanız. Şimdi hamurumuzu güzelce elimizle yoğurmaya başlayalım. Mantı hamuru ne kadar güzel yoğrulursa o kadar kıvamı ve yumuşaklığı güzel olacaktır, tutacaktır. Pişmesi de aynı zamanda daha kısa sürecektir arkadaşlar. Bu nedenle hamurumuzu bol bol yoğuralım masamızın üzerinde. Şimdi yoğurduğumuz hamuru böyle güzelce toparlayıp dinlendirmeye bırakıyoruz. Bir yarım saat kadar dinlenirse hamurumuz güzel olacaktır. Kapağı kapalı bir şekilde dinlendirelim. O esnada iç harcımız için 2 adet kalçalı tavuk budunu güzelce haşladık ve didikleyeceğiz. Şimdi sıcak olduğu için bir miktar yavaş yavaş didikliyoruz. Böyle küçük küçük didikleyip hafif tuzlayacağız arkadaşlar. Tavuklu olacak bu mantı. Bir su bardağı da tavuk suyumuzu ayırdık. Daha sonra mantımıza güzelce bu tavuk suyuyla birleştireceğiz. Şimdi dinlendirdiğimiz hamurumuzu artık açma vakti geldi. İki ayrı bezeyi ayırdık. Bir bezesini böyle gördüğünüz gibi açma işlemine geçtik hemen hızlıca. Bu kısmı hızlıca geçmek istiyorum klasik mantı hamuru açma işlemi yapıyoruz Daha sonra da eşit parçaları ayıracağız kare şeklinde keseceğiz arkadaşlar sini mantısı tepsi mantısı dediğimiz mantı gibi ağzı açık olacak Şimdi tamamını bu şekilde kare şeklinde verelim. Eşit olmasını özen gösterelim. Şimdi güzelce küçük parçaları ayırdık. Mantımızın içine sığabilecek parçaları ayırdık. Hafif tuzladık. Artık mantılarımızı doldurma işlemine geçeceğiz. Şimdi mantılarımızı dediklediğimiz tavuk parçalarıyla dolduruyoruz arkadaşlar. Tıpkı kıyma doldurur gibi dolduruyoruz bu şekilde. Şimdi artık sinimantısı şeklini verelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde sinimantısı şeklini veriyoruz. Tavukla dolduruyoruz tepsimizin tamamını. Şimdi artık 200 derecelik fırına verelim mantımızı. Gördüğünüz gibi güzelce bütün tepsiyi doldurduk. 20-25 dakika pişirdikten sonra fırından alıp bir su bardağı tavuk suyumuzu üzerine ilave edeceğiz. Şimdi 20-25 dakika kadar piştikten sonra bu şekilde tavuk suyumuzu üzerine güzelce ilave ediyoruz. Sonra tekrar 15 dakika kadar fırınlıyoruz arkadaşlar. Fırından çıkardıktan sonra artık sarımsaklı yoğurdumuzu güzelce böyle ortasına yayalım. İsterseniz her tarafına yayabilirsiniz. Bol sarımsaklı yoğurtla çok güzel oluyor. Sarımsaklı yoğurdumuzu yaydıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı tereyağı eritip biraz toz biber ilavesi yaptık. Onu da üzerine güzelce gezdiriyoruz. Ve artık son olarak sunuma hazırlamış oluyoruz arkadaşlar bursa mantımızı. Hepinize şimdiden afiyet olsun.